mutfak sektörlerinin izleyicileri, Almanya yolculuğumuza devam ediyoruz. Toskana Restorant'ın konuğuyuz. Yanımızda Apo Bey var. Efendim merhaba. Merhaba. İyi. Size Apo diyorlar, biz de Apo diyoruz. Evet, doğrudur, bana Apo diyorlar. Neler yapıyorsunuz? Kaç yıldır bu sektörde? Ben 2014'ün 12. ayının 28'inde bu restoranı devraldım. Evet, burası çok güzel bir restoran ve gerçekten arı gibi çalışıyorsunuz tabiri sizi cuk oturuyor. Teşekkür ederim. Ben... Çok fazla müşteri var. Zaten izleyicilerimiz şu an seslerini duyuyorlardır. Çok şık, ferah bir restoranımız var ve birçok lezzet var. Bu lezzetleri izleyicilerimize tanıtır mısınız? Ben bu şeyler, reseptler hepsi zaten benimdir. Ben kendi kafamda ürettiğim ve çıkardığım reseptler vardır ve hepsi benimdir zaten. Ve bunun için mesela bir de genelde mesela burada çevrede bir sürü restoran var. Genelde müşterilerin buraya gelme sebebi benim cana yakın olmamdır. Evet, hem cana yakınsınız hem de çok lezzetli ürünler sunuyorsunuz. Çok güzel bir müşteri potansiyeli de var. Aslında böyle ailesiyle gelip burada keyifli bir zaman geçirebiliyorlar. Tabii ki doğrudur. Onlar işte dediğim gibi şimdi evet lezzetlidir. Herkes yani benim yemekleri, bu çevredekiler hepsi benim yemekleri seviyorlar. Yani inan ki bir saat yani 100 kilometre ileriden benim buraya yemeye gelen insanlar var. Evet, Fransa'dan geliyorlar. Evet, Fransa'dan çok müşterim var ve yani Almanya'dan da yani benim her taraftan müşterim var. Ben yani İtalyan var, yani her ülkede benim müşterilerim vardır. Bu lezzetleri hazırlarken, malzemeleri seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Ben genellikle temizliğe dikkat ederim, hijyene dikkat ederim ve böyle hani hiperaktif var ya, ben öyle bir insanım. Siz de farkına vardınız. Evet, kesin. Evet, evet. Aslında restorancılıkta olmazsa olmaz hiperaktiflik, bu kadar müşteriye yetişebilmek için tabii ki hiperaktif olmak pozitif bir karakter. İnan ki var ya. İşinize yarar. Bak. Var mı yeni şube açma niyeti? Bizim vardı yani, bizim yerlerimiz vardı ya yani, benim şahsıma ait yani açma niyetim var ama yani bu şekilde yani güvenecek. Evet, zor. Aynen. Başında durmak istiyorsunuz çünkü şef olarak siz hepsinin başında olamazsınız, bir tanesinde durabilirsiniz. Burada zaten alan olarak hem iç alanda hem dış alanda çok keyifli bir bahçeniz de var. Toplamda kaç misafir ağırlayabiliyor? Ben içeriye 80 kişi ve dışarıya 120 kişi ağırlayabiliyorum. Süper. Toplamda 200 kişi burada ağırlanıyor. Tebrik ediyorum. Genç yaşta başarıya ulaştığınız için merak ediyorum. Sizce başarı nasıl? Ben ya burada doğmadım, burada büyümedim. Ben ufak yaşta buraya geldim. Ve buraya geldiğimde mecbur dil kursuna gitmem gerekirdi. Yaptım, başardım. Ve benim abim var. Mehmet abim, çok şey ona borçluyum. Çünkü bu dil şeyinde bana çok yardım etti. Geceleri bana her gece bana bir kelime söylüyordu. Bana diyordu ki sabah bu kelimeyi soracağım sana. Eğer bilmesen ceza yiyeceksin. Hem ciddi hem de şaka yönünde. Ama ben ciddiye alıyordum ve öğrendim. Ben buraya geldiğimde işte dediğim gibi ben bodrum katında yatıyordum. Çünkü annem yaşlıdır, yardım etmem gerekirdi. Kendi mesleği kafama koymuştum. Yapmak istiyordum. Çok şükür başardım. Açlık. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir restoranınız var. Zorlu yollardan geçip bu kadar güzel bir restoranda müşterilerinize, diyaloğunuza da şahit olduk. Gerçekten çok keyifli. Başarılarınız daim olsun diyorum. Ve son olarak burada olan müşterilerinize, sizi tercih edenlere ve izleyicilerimize bir mesajınız olacak mı? Bizi tercih eden bütün müşterilere teşekkür ediyoruz. Herkese benden bir kalp. Teşekkürler. Rica ederim.